Herkese merhaba. Merhabalar. Bu sefer birlikteyiz. O zaman sonra birlikte bir aktivite yapacağız. Nereye gidiyoruz? Kafamızda Ayvalık'a gitme fikri var ama biraz da yol gösterecek gibi. Tam net değil yani. Önemli olan burada nasıl gittiğimiz. Şurada motorlarımız görünüyor. İlk defa uzun bir yola skuter motorlarımızla çıkacağız. Biraz plansız oldu. Arkadaşın planına dahil olduk aslında. İlk defa biz de göreceğiz bakalım. Evet, 125 cc'yle iki kişi yüklü olarak bakalım ne kadar dayanabileceğiz. Amacımız İzmir'de aslında ama büyük ihtimalle oraya kadar gidemeyiz ilk günden. Ayvalık'ta bugün mola vermeyi planlıyoruz. Belki daha sonra devam ederiz. Biraz yol belirleyecek yine. Şimdi Pendik'ten şeye bindik, arabada vapura bindik, Yalova'ya geçeceğiz. Yalova'dan da Marmara kıyısından devam ederek Ayvalık'a gitmeyi düşünüyoruz. Bu arada bizim bu motorla en uzun mesafemiz herhalde 6-5'in arası. Kocaeli mi? Yani hemen hemen aynı kilometreler zaten. Ne olacak bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Motorlarımız da burada. Taha ve Hanifi de burada. Merhaba. Yol arkadaşımız Hanifi bugün. İki motor olarak çıkıyoruz. İkisi de Django. Zaten Django'nun grubundan tanışıyoruz. Evet, bu arkadaş bizi gaza getirip yola çıkaran arkadaş. Evet, benim planım daha uzundu aslında. Bunlar Hatay'da gitmekti ama daha beni yoldan çevirdi. Hadi önce bir Ayvalık'a gidelim. Bak İzmir'e çıkabiliyoruz. Sonra devam ederiz şeklinde. Bakalım nasıl olacak. Kısmet. Kısmet. Yol gösterecek. Maksat zaten yolda olmak birazcık. Kendine güveniyor musun? Ben güveniyorum ya. Hani motorumu da seviyorum. Bence rahat gideriz gibi geliyor ama tabii siz ikisiniz. Evet. Sizin durumunuz nasıl olacak tam bilmiyorum. Evet, şu an yolun başında olduğumuz için heyecanlı ve dinçiz. İlerleyen dakikalarda tekrardan yorumumuzu izah ederiz. Evet, yine bildiririz. Göreceğiz. Geçtik yeni otoyola. Aslında buradan gitmeyi planlamıyorduk. Burada bulduk kendimizi. Kamyonlar bile bizi solluyor yani öyle bir yol. Herkes, herkes 200'e basıyor. Biz öyle kenardan doğal olarak. 80'le gidiyoruz. Maksimum 85'i gördük. Baktım. Değil mi? Çok hızlıyız. Dokunuyorduk. Bakalım yavaş yavaş gideceğiz. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Zorlasan da çıkar da. Yolumuz uzun. Hava soğutmalı. Bir de geldik burada BMW motorlarının yanına park ettik. Bize acıdılar. Bize ezdiler. Beraber gidelim diyorlar. Biz sizi çekelim diyorlar. Yapacak bir şey yok. Adam 1600 cc. Ben lan yolda olmak. Kesinlikle. Kalın çıkarıyoruz. Zevk almak. Yoksa biz hızlı gideriz de. Evet. Kalın çıkarıyoruz. İlgilendirmelere devam ediyoruz. Kırmızı sıkı bekliyorum.
şu anda. Neredeyiz? Balıkesir mi? Daha Susurluğa gelmedik ya. Çok güzel. Tam ben de bilmiyorum neresi oldu. 180 kilometre var Ayvalık'a. Ne kadar yaklaşık? 80 kilometre. Yarısını gittik. 80 kilometre hızla gidiyoruz sanırım. Biraz yorucu ama beklediğimden yine daha iyi sanki. Sence? Şu an için öyle. Bir yerde bir rüzgar çıktı yalnız. Nasıl savurdu, nasıl savurdu anlatamam evet. Yani. Aynen öyle. Bayağı dengemizi bozdu. O biraz yordu. O ana kadar her şey güzeldi. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz, biraz dinleneceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. 180 kilometre daha yolumuz var. Bakalım ne olacak. Saat 2'ye geliyor. Saat 9'da vapura binmiştik. 10 gibi indik. 4 saat olmuş. Hanifi, senin de... Merhaba. Yol güzeldi ya. Ben o kadar yorulmadım. Evet, rüzgar bir ara çok şarttı, savurdu bizi. Yavaş gittiğimiz için galiba o da. Aynen. Onun dışında rahattı yani. Beklediğimizden güzel geçti sen bence. Sen daha rahat gidiyorsun. Bizi solladın kaç defa. Evet, biraz ben motor hızlı gidiyor benim. Rahat, güzel. Memnunum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bakalım devam edeceğiz. Aynen. Güncellemelere devam edeceğiz. 35. malada görüşürüz. Aynen, bakalım ne zaman vereceğiz. Moladayız. Ne kadar yolculuk var bu? 120 falan kaldı işte. Ha. 120 kilometre, 1,5 saat gösteriyor ama büyük ihtimalle o yine süreyi aşacağız. Bakalım, yavaş yavaş gidiyoruz. Görüşürüz. Bir de buradan. Nasıl merhaba. Keyifler yerinde mi? Çok güzel. Az kaldı yolumuz, yarısı az bitti. Az kaldı değil mi? Metal kaldı. Şimdi de geçtik. 120 kaldı. 120 kaldı. 120 kaldı. 2 saate gideriz herhalde. Hadi bakalım. Biraz kendimize gelelim. Soğuk mu? Soğuk ya. Yol çok güzel ama bayağıdır yokuş çıkıyoruz ve bizim motor bayıldı. Yani 40'la falan çıkıyoruz uzun bir süredir. Biraz mola verelim dedik. Şöyle ama yemyeşil, çok güzel bir yol. Burada da böyle bir çeşme bulduk. Biraz hem biz dinleneceğiz hem motorları dinlendireceğiz. Yine iyi getirdiler bizi ya. Kendine geldin mi? Yani... Arka tampo. Benim de hissetmiyorum zaten. Uykumuz geldi ya. Motorun sıcaklığı da evet. Bir yerden sonra şey oluyor. Tampona vuruyor. Evet, arka benim tampon. Arka tamponuma vuruyor.
Manisa merkeze yakın bir kamp alanına geldik. Şöyle denize sıfır, orman içerisinde çok güzel bir yer. Şu iki tane platformu şimdi bizim için hazırlıyorlar. Yerleşeceğiz. Daha sonra merkeze gideceğiz. Motorlarımız da burada. Saat 6.30 gibi buraya geldik. Şimdi yerleşelim. Günaydın. Dün güzel bir uykudan sonra, iyice dinlendikten sonra bugün artık plaja gidiyoruz. Dünün değerlendirmesini yapacağız. Akşam çok yorgunduk. Çok fazla bir şey yapamadık. Günaydın demek ister misin? Günaydınlar. 6.30 gibi kamp alanına geldik. Biliyorsunuz söylemiştim. Çadırımızı kurduk, yerleştik. Daha sonra merkeze gittik. Yemek falan yedik. Çok yorgunduk. Orada bir şey çekemedim. Onun bir gün sonu değerlendirmesini yapacağız mutlaka. Şimdi yavaştan plaja gidelim. Kahvaltımızı da yapalım. Günü başlatalım. Yaptık. Bayağı bir yüzdük, güneşlendik. Şimdi hedef Tunda. Orada da biraz zaman geçireceğiz, gezeceğiz. Eğer yüzebilirsek biraz da orada yüzmek istiyoruz. Takılacağız. Aslında İzmir'e devam etme planımız vardı ama vazgeçtik. Yolu çok fazla uzatmak istemiyoruz geri dönüşü de düşünerek. O yüzden burada takılacağız 2 gün boyunca. Pazar günü de kapalı ya, onun etkisinden dolayı. Aynen. Yasakta olduğu için tadalamayız diye düşündük. Yoksa hemen yola çıkmamız gerekiyor falan. Aynen. Biraz sıkıntı olur diye biz de vazgeçtik. Neyse burada gezeceğiz. İşte Cunda'ya gideceğiz. Şeytan sofrasına çıkarız belki. Yarın da tüm gün kampta olacağız. Orada zaman geçireceğiz. Yine o zaman paylaşırız. Hadi gidelim. Çıkamıyor şu an kumdan. Pati çekiyorsun. Kaldı. Ne oldu? Gelmiyor, bayağı gömüldü çünkü. Sen de beni geriye. Nasıl çekeyim? Ben çekeyim, ben bir şey. Ben çekeyim. Aşağıdan demirden çek bence. Kuma gömüldü resmen şu an Taha. Fantezi peşinde koşacağım diye. Ya nasıl döneceğim? Geri gelseydin. Ben...
takmıyor diye daha da takmadık kaskını. Öyle be. Ben uğraşmak geri kalanını Cunda'nın muhteşem koylarında geçirip yeşile ve maviye doyduktan sonra Ayvalık'ın rengarenk çiçeklerle bezeli taş sokaklarında kaybolmanın tadını çıkardık. Önümüzdeki 3 gün boyunca evimiz olan kamp alanına dönüp olmazsa olmaz kamp ateşimizi yakıp keyifli sohbetler ettik, güzel dostluklar edindik. Ve ceplerimizi unutulmayacak birçok eşsiz anıyla doldurup yenilerinin heyecanıyla günü bitirdik. Bu yolumuza renk katan herkese ve her şeye teşekkür ederiz. Yeni yollarda görüşmek üzere.